Ve en zoru geride kaldı, manşetlere taşındı. Ama aslında çok fazla başlık var. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi özellikle hangi nokta çekti? Mehmet Şimşek'in açıklaması. Bu bölümde bana hiç söz vermeseydiniz. Şimdi benim saatlerce konuşmam gerekecek. Yani saatlerce yorum yapmam gerekecek Mehmet Şimşek'e. Diyor ki yapay zeka vergi müfettişleri hazırlayacağız. Sivri zekalı hırsızların olduğu bir memlekette yapay zekayla vergi mi toplayacaksın milletten? Allah'ını seversen. Hangi ülkede yaşıyorsun sen? Bir şey daha dikkatimi çekti. Türkiye başarısız oldu diyor. Ya Türkiye başarısız olduysa çeyrek asırdır bu ülkeyi kim yönetiyor? Sen yönetmiyor musun? Senin partin yönetmiyor mu? Çık bu özür dile. Biz başarısız olduk. Beceremedik de. Geçen sefer seni Erdoğan görevden alırken söylemedi mi? Yolsuzluk yaptı onun için görevden aldım demedi mi? Açıkça seni yolsuzlukla itham etmedi mi? Nasıl geri döndün de oturdun oraya? Şimdi diyor ki Türkiye'de en zor geride kaldı. Hayır, evet en zor geride kaldı ama olabilecek en fazla zorluk geliyor Türkiye'ye. Türkiye'nin bu şartlar altında, bu soygun üzerinde toparlaması mümkün değil. Ben şimdi Sayın Şimşek'e buradan soruyorum. İzliyordur veya izletiyordur muhakkak. Kalksın cevap versin. İngiltere'de kıymanın kilosu 250 lira. Türkiye'de 600 lira. Mehmet Şimşek, senin dünyadan haberin var mı? İngiltere'de muzun kilosu 35 lira. Türkiye'de 100 lira. Senin haberin var mı? Sen Londra'daki marketlerden mi yapıyorsun bu yorumları? İngiltere'de şekerin kilosu 40 lira. Türkiye'de 60 lira. Hadi son şeyi de söyleyeyim. İngiltere'de asgari ücret 80 bin lira. Bütün bu rakamlara karşılık 80 bin lira. Benim ülkemde 17 bin lira. Kim yaptı bunu? Sen yaptın. Çünkü bu ülkeyi bir rant düzenine teslim ettin. Bir talan düzenine teslim ettin. Şimdi de bir yalan düzeniyle idare ettirmeye çalışıyorsun. 140 milyar dolar borcu aldın, 500 milyar dolara getirdin. Ülkede ne var ne yoksa sattın. Varlık fonundaki 70 milyar dolarlık serveti birilerinin cebine boca ettin. Meclis olarak denetleyemiyoruz. Kime sattın, kaç paraya sattın bilmiyoruz. Gelecek garantili projelerle ülkenin istikbalini ipotek altına aldın. Dünya kadar vergi topladın. Yer altında ne, yer üstünde ne varsa sattın. Altın madenlerini, her şeyi sattın ve millet fakr-ı zaruret içerisinde. Çünkü bunları yaparken yandaşlarını zengin ettin. Sadece beceriksizlik değil, sadece çapsızlık ve aymazlık değil. Büyük bir hırsızlıktır bu ülkede yaşanan sefaletin sebebi. Ve bunun da sebebi çeyrek asırlık AKP rejimidir. Kalkıp da bunun sorumluluğunu hiç kimseye yüklemeye kalkma. Sen olduğun sürece, bu anlayış olduğu sürece, Türkiye'nin başında bu ceberrut anlayış, bu AKP rejimi olduğu sürece milletin rahat nefes alması mümkün değil Buket Hanım.